Statta hayır. Kontrolden kastım kapasite. %10, %20 kapasiteyle belki içeri alınıp işte insanların birbirinden ayrı oturması belki sağlanır mı? Belki i̇şte Sırbistan'da yaptılar da olmadı. Sırbistan'da ama full kapasite oynanmadı. Hayır. Ha, %10. Stadın %10'un kapasitesi. Ama benim gördüğüm görüntüler işte herkes bir aradaydı. İşte öyle yani. Olmuyor, olmadı. Olmadı. Tabii orada bir gol anında mesela, şimdi mesela tribünün kapasitesi 10.000 kişi, oraya girmiş diyelim ki 1.000 kişi herkes birbirinden ayrı oturuyor ama gol oldu, ne yapacağız? Yani. Tutamazsın. Yani şimdi restoranda kalkıp bir anda sarılmıyorsun yanındaki eğer böyle bir delilik yoksa. O yüzden yani seyircili olma ihtimali sanki bu sezonun sonuna kadar zor görünüyor. Hatta bir de, yeni sezonda bile tartışılıyor hani olacak mı olmayacak mı diye. Şimdi bilmiyoruz evet. Bilmiyoruz yani. Yani bundan bir ay önce genel kanı şuydu. Bu yılın sonuna kadar seyirci meyirci yok. Evet. Ama sadece Türkiye'de değil yani. Avrupa'daki her yerdeki bu yeni normal diyelim. Normalleşme süreci artık herkesi niye seyircisi olsun ki? Tabii. Acaba belli bir kafa Fransa bile olabilir mi? Evet. İptal etti. Kupalı finalleri seyircili olsun diyor. Tabii. Şimdi burada bir tabii şey var. Çelişki söz konusu. Seyirciden konu açılmışken Fatih Erdem şunu soruyor. Biz de 90+'da Ali Ece ile tartıştık pazar günü. Seyircisiz maçlarda Galatasaray'ın ve diğer takımların şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nasıl etkilenir? En çok Başakşehir'e etki eder. Olumlu anlamda tabii, değil mi? Çünkü en büyük dezavantajı ortadan kalkmış oluyor. Yani orada tabii çok kilit bir puan durumu nasıl gelişecek bilmiyoruz maçta ama çok kilit bir Galatasaray-Trabzonspor tabii. maçı var. Yani hani seyirci etkisinin gerçekten hissedilme ihtimalinin olduğu. Galatasaray'ın bundan yoksun olacak olması elbette ki hani en dezavantajlı kim bunların içinde sorusunun cevabının karşısına bize Galatasaray'ı veya en çok etkilenme ihtimali olan. Direkt rakibi olduğu için bu arada. Aynen öyle. Tabii, o yüzden söylüyoruz. Bir başka şampiyonluk kilit maç zaten Başakşehir-Trabzonspor. Aynen. Hani orada seyircisizlik artık Başakşehir'in işine bile gelebilir. Çünkü aynen. Muhtemelen Trabzonspor seyircisinin sesi daha fazla çıkacaktı. Ama tabii burada bir de saha avantajı denilen bir şey de var. Yani kendi soyunma odam, kendi koridorum, kendi konsantrasyon tünelim. İhtimali daha yüksek oluyor. Evet ama Almanya'da bunun biraz ters da boşa oldu. Çıktığını gördük. Evet. Yani galibiyet oranı ev sahibi ekibin %40'lar civarındayken seyircili maçlarda bu 45 maçta sadece 11 iç saha takımı evet. galip gelebildi. Şimdi acaba bizdeki etkisi de bu kadar dramatik bir etkisi olur mu? Ben zannetmiyorum böyle bir ben şey yaşayacağımızı. Ama o da çok ilginç bir veri olarak karşımızda duruyor. Ama Anadolu takımları için de ayrı bir avantaj olduğunu söyleyelim. Yani deplasmanda zorlanan, özellikle zorlu İstanbul deplasmanlarına giden takımlar için artık hani çok daha rahat, daha az baskıyla gidecekleri, tabii. oynayacakları bir süreç. Ben merak ediyorum. Merak ettiğim konu şu. Sezona yeniden başlıyormuş gibiyiz. Yani şimdi hep değerlendirmeleri son haftada oynanan, yani son maç sayılır ya, son ama, haftadaki form durumuna göre bakıyoruz. Yok bakamıyoruz. Işte, ben bakamıyorum yani. Herkes evet, öyle aynen, bakıyor. Aynen. Yani mesela evet Trabzonspor bu sezon çok iyi oynadı ama Trabzonspor da yeniden başlıyor. Yani, evet Başakşehir çok iyi oynadı, çok o da yeniden başlıyor. Trabzon Başakşehir maçı yok demiş Hasan Bey. Doğru. Başakşehir Galatasaray maçı var. Evet, evet. Yani bütün takımlar sıfırdan başlamış olacak. Tabii ki bazılarının hedefi var, konsantrasyon seviyesi daha yüksek ama... Bir risk yani ortada bir risk söz konusu. Hem sakatlık riskinden bahsediyoruz hem de 3 aydır doğru düzgün top oynamayan oyunculardan bahsediyoruz. Hı hı. Yani hiç kariyerlerinde hiç bu kadar uzun süre ancak sakatlık haricinde. Evet. Ama kolektif anlamda şey kalmamışlar, uzak kalmamışlar tabii. Yani çok ilginç bir... mesela Schalke çok kötü döndü şeyden pandemi sürecinden. Bunu yaşayacak takımlar da olabilir. O yüzden ilginç bir sezon başlangıcı, yeni başlangıcı, yeniden yok, başlangıcı doğru. olacak. Sezon yani. Başlangıcı gibi hakikaten. Evet. Yani bir tahminde, bir öngörüde bulunmak. Hatta ben pazar günü 90+'ya hazırlanırken dedim ki şey yapayım şöyle. Takımların ikinci yarıdaki istatistiklerini çıkarayım. Topla buluşma, pas vesaire oluşur. Sonra dedim ki bir anlamı yok. Evet. Yani çünkü 3 ay önceydi. 3 ay önceydi o yani. Bu şey gibi sezonun son maçında o istatistikleri çıkartıp sezon başlangıcını değerlendirmek gibi. Aynen öyle yani. O yüzden mesela belki Sivasspor bu ikinci yarıyı çok kötü geçirmişti. Tamam sakatlıklar var vesaire. Rıza Hoca biraz şikayetçi ve umutsuz konuşuyor belki ama belki Sivasspor çok acayip bir form durumuyla gelecek de. En umutsuz konuşan da Rıza Çalınbay değil mi şimdi? Evet. Yani sanki hiç oynamak istemiyormuş gibi bir. Yani ben oyuncusu olsam hocam
Hocam yeter artık. Evet yani motive olmaya çalışıyoruz. Sen de artık bırak. Tamam oynayacağız. Karar verildi artık. Yapacak bir şey acaba yok. Acaba hani onu oyuncuların üstündeki baskıyı almak için mi yapıyor? Ama çok fazla tekrar edince belki olumsuz bir tarafı da olur. Şimdi oyuncularına ayrılacağını açıkladı. O da ayrı bir nokta. Doğru seneye yani yoklar. İki oyuncum olmayacak dedi. İki en formda. Emre Kılınç'la Mert Hakan. Hı hı. Yandaş. Yani ilginç Sivas kısmı sanki şampiyonluğa hiç inancı yokmuş gibi hocanın açıklamaları. Ben en azından öyle yorumladım. Elbette inancı vardır. Elbette sonuna kadar mücadele edecektir ama biraz garip geldi. Trabzonspor çok güveniyor kendine belli. Yani başta başkan olmak üzere. Haklılar da. Ama işte orada da tabii bu ceza meselesi. Evet. Bir Damokles kılıcı var yani. O takımın performansını etkiler mi? Etkilemez bence. Yani gene hani ne zaman karar vereceğine bağlı. Şampiyonluk yolundaki motivasyonunu, arzusunu, isteğini. Temmuz ortasında karar verildi. Hmm. Son maçlara girmeden önce ve ceza onandı. E ne olacak diyorsun? Nasıl etkilenir? Yani bir rahatlama gelmez mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğiz. O yüzden Avrupa'ya gitme şansın var zaten. Avrupa Ligi'ne gideceksin. Ben cezasını hemen çekersin. Yani niye bu işine kendimi yorayım düşüncesi olmaz mı? Şampiyonluk çok değerli bir hedef değil mi? Yani öyle. Onun sadece bir şey Şampiyonlar Ligi'ne bağlı bir hedef. Ben oyuncu açısından bir şeye bakıyorum. Yok, tartışıyoruz. Yok olabilir yani ama ben zannetmiyorum. Yani şampiyonluk hedefinden saptırmaz. Kulüp stratejisini değiştirir mi? Şimdi mesela Uğurcan'a tekliften bahsediliyor. Ama Hasan Bey de öyle bir soru sormuş. Yani şimdi oyuncundan gelecek bir gelir söz konusu ki Uğurcan için iyi tekliflerden bahsediliyor. Evet. Hak ediyor da bunu. Uğurcan'ı tutmak var Şampiyonlar Ligi'ne gidip. Oradaki sahnede değerlendirip belki seneye biraz daha yüksek bir bonservise göndermek var. Uğurcan'ı şimdi satıp belki Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalacaksın. Finansal dengeyi de tutturman gerekiyor. Yani bu strateji değişikliğine de sebep olabilir mi? Olur tabii, kesin olur. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmekle gitmemek arasında 30 milyon euro bir fark var yani. Rahat. Bu da hele şimdiki kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik durum ve toplam gelirlerini göz önünde bulundurduğumuzda çok çok değerli. Doğru. O yüzden muhakkak bulunacaktır ama ben şampiyonluk motivasyonuna bir etkisi ama burada ikincilik motivasyonunu artırabilir. Hatırla. Fenerbahçe'nin cezası vardı. Ersun Yanal dönemi şampiyon oldu. Orada muazzam bir ikincilik mücadelesi oldu Galatasaray ile Beşiktaş arasında. Galatasaray o ikincilik biletini kaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne gitti. En kıymetli ikinciliklerden birisi olacak. Bu sene de eğer bu ceza onanırsa dediğim gibi olağanüstü bir ikincilik mücadelesi olacak. Ama şunu not düşelim. Ağustos ayının ortalarına doğru. Yani benim konuştuğum hukukçular ve bu işin hani, sonuçlanması mı? Evet. Hı. Yani daha önce sonuçlanma ihtimali düşük. Hızlı prosedür bile Ağustos ayı başı ortalarına doğru gelir. Yani bu sezonu bitirmiş oluruz. Zaten o zaman hani o zaman böyle bir anlamı soru kalmaz. İşaretiyle. Ama yeni sezon hazırlıklarına işte o dediğim strateji değişikliklerine iki olabilir. Plan yaparak muhtemelen Trabzonspor hazırlanacak.